Herkese selam arkadaşlar. Hep bahsettiğim horozlarımız. Bunları pek böyle bırakmak nasip olmuyordu. Bugün dışarıda da gördünüz. Şimdi mesela şurada Plymouth renginde mükemmel bir. Bunlar bu arada arkadaşlar 4 aylık 5 aylık genç horozlar. Yani burada en yaşlısı 6 aylık. Bakayım bugün kaçıncı aydayız. Evet, en yaşlısı 8 aylıktır ki o da şudur. Mesela. Bunların hepsi böyle genç horozlarımız. Bunların içinde şöyle şapkalısı var. Bakın bakın. Gel. Yok, yem dökme. Bakın bir tane sarı küçük enişte var. Tutmayın küçük enişteyi. Saldırıyor. Bakın burada çilli horozumuz var. İşte paçalı var bunların içinde. Mesela şuradaymış paçalılardan bir tanesi. Baba bu tavuk gibi ya. Şöyle bakın paçalı bir horozumuz genç. İşte mesela fizan kırığı bir horoz var mesela bakın başka şapkalı. Arkadaşlar bunları biz ne yapıyoruz? Şimdi biz bu hayvanları, bu yavruları büyüyorlar. Bakın şuradan ooo kavga çıkmasın, kavga çıkmasın. Hemen böyle gençler birbirlerine kavga etmeye çalışıyorlar ama öyle uzun sürmüyor. Şu an orada bir kavga başlamış durumda. Ben onları hemen ayırayım. Evet ayırdık. Bakın burada en babaları bu. Bu 8 aylık. Sıradaki de bu muhtemelen et bakımından da iyiyse. Ama et bakımından ondan daha iyiler var. Bakın şurada beyaz. Kocaman bir tane var. Şurada kocaman bir beyaz horoz var. Baba göndersene bu tarafa. Yaşlı değil mi daha bunlar? Yok bunlar onlar. Bunlar zaten o yeni ötmüş o beyaz. En büyüğü he. O beyaz Ligori muhtemelen ki muhtemelen. Aa bakın. Şurada hem şapkalı, hem fesli, hem böyle paçalı. Arkadaşlar bunlar bizim köy horozlarımız. Ben birkaç video önce de bahsederken şunu söylemiştim. Babamın yeni ektiği yeri yiyorlarmış da. Bakın içlerinden bir tane babamın kovaladıklarından biri şu an. Rengi çok güzel, beyaz çilli bir horozumuz var. Yani beyaz, üzerine mükemmel çiller olan bir horoz var. Ben mesela onu damızlık kümesine koyalım köylülerin içine dedim az önce. Biz bunları yiyoruz arkadaşlar. Nasıl yiyoruz? İşte muhtemelen yarın bunların içinden bir tanesini ben keseceğim. Etlik olarak kullanacağız. Kendi işte çoluğumuz çocuğumuzla soframızda tüketeceğiz. Kilo olarak mükemmel ağır hayvanlar değil. Çünkü biz dediğim gibi horoz kümesi yaptığımız için biraz birbirini çok kovalıyorlar. Çabuk kilo almıyorlar o yüzden de. Yani içlerinde kilolular da var mı? Var. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu horozlardan kümesine damızlık yapmak isteyen olursa, işte nasıl damızlık? Köylü tavuklarının içerisine bırakmak isteyen olursa, atıyorum ben yumurta tavukçuluğu yapacağım. 20 tane atak saldım. Ya bir tane de horoz olsun içinde diyen olursa ki mantıklı bir hareket bu zaten. Tavukları yumurtaya teşvik eder aslında biraz horoz. İşte bunlardan sahiplendirebiliriz. Nasıl sahiplendiririz? Ankara ya da Kırıkkale içerisinde hani ben teslim edebilirim. Ankara merkez ve Kırıkkale merkez içerisinde. Ben teslim edebilirim. Onun dışındaki yerlerde illaki bir otobüse verip otogardan alarak teslim sağlayabiliriz size. Bu da size ekstra bir yol parası olayına girer. Haberiniz olsun. Yani bunun için bir yol parası da vermeniz gerekir. Söyleyeceğim rakam lütfen yanlış anlaşılmasın. Bu videoyla birlikte kısa süre için geçerli bir rakam olsun. Burada şu an 16 tane horoz var. 15 sayın çünkü ben yarın dediğim gibi birini kesin keseceğim. 15 horoz var ya da 10 diyelim. 10 tanesini üst üste yani 10 tane horozu da ben satın alırım. İşte bahçeme salar keser kendim besler yerim falan diyen olursa hepsini alacak insanlar için söylüyorum. Minimum 10 tane alacak insanlar için söylüyorum. Oğlum kavga etmeyin bak böyle şeyleri sevmiyoruz biz. Tanesi 50 liradan yani 10 tanesi 500 liraya topluca verebiliriz. Hatta videodan gösterip işaretlerse şunları verin bana diye de. Yani onları da veririz yani hani içinden seçiyor gibi olur. Onları da veririz yani bizim bu horozlarla ilgili tasarrufumuz tamamen etleneni yemek. Bizim kendi tasarrufumuz. Satılması gibi bir derdimiz yok. Satılmayabilir. Hepsi bize kalabilir.
Biz hepsini zaten yiyoruz. Ha, satarsak da şöyle bir kar olur. Yani ben bunu tamamen aslında besleyici için söylüyorum. Diyelim ki biz bunları size verdik. İşte şu şapkalı horozu yarın işte köylü tavuklarınızın ya da atak tavuklarınızın içine bıraktığınızda kendiniz de kuluçkaya yatırırsanız bunun altından da işte şapkalı, paçalı yavrular alırsınız. Niye? Çünkü bizim buradaki horozlarımızın, tavuklarımızın hemen hemen %70'i falan ya şapkalı ya paçalı. Bunlar da içinden çıkan horozlar. Yani onların yumurtalarından çıkan horozlar. Ben işte yakında gene kuluçka makinesi videosu da yapacağım. Onu da göreceksiniz. Yani kendi yumurtalarımızı götürüyoruz, koyuyoruz. İşte Brahma olanları Brahma kümesine, Sultan olanları Sultan kümesine, Hint olanları Hint kümesine koyduktan sonra köylü horozlarına bir kümes, köylü tavuklarımız için de bir kümes yapıyoruz. Yani biz her sene ırkımızı gençleştirmek adına yavru alıyoruz. Bu yavrulardan horoz çıkanlar da bizim ihtiyaç fazlası olduğu için sahiplendirebiliriz. Demek istediğim sadece bu. Yani tutup da işte pazarda evet bu horozdan var 30 liraya da var arkadaşlar onu da söylüyorum. Yani pazara gelip 30 liraya bu horozdan alabilir misiniz? Evet alabilirsiniz. Bu işte pazardaki horozu bizimkinden daha iyi ya da daha kötü yapmaz. Bizim horozumuz da pazardakinden daha iyi ya da daha kötü yapmaz. Bu da sizin tercihiniz. Ama ben yani sağlık konusunda işte görüyorsunuz hani bakın hayvanları bıraktık hiçbir tanesi yerinde durmuyor yani sabit duran yok. Hepsi böyle canavar gibi horozlar. İşte bunların ikili karma aşıları düzenli olarak yapılır. Videoları takip edenler bilir zaten. Hani ben sağlıkla ilgili şeyler de paylaşıyorum. Bu hayvanlar örnek veriyorum bakın burada yeşillikler şu an bitmiş. Yeşilliklerini yer, yeşillik yemeye meyillidir. İşte biz bunlara buğday veriyoruz. Belli oranlarda ekmek veriyoruz. Bunu veriyoruz. Hani bunları yemeye de meyillidir. Öyle işte aldığınız hazır yemeyen horozlar gibi de olmaz. Hani herkesin malı da kendine kıymetli. Lütfen bunları düşünerek işte yorum yaparsanız, bunları düşünerek tekliflerde bulunursanız da sevinirim. Evet şu horoz 50 lira eder mi? Sizin için etmeyebilir ama benim için normalde 500 lira verseniz de vermeyeceğim bir hayvan ama şu an aynı horozdan 17 tane olunca hatta 20 tane olunca da zor oluyor. Yani bazısını kesmeye kıyamıyoruz açıkçası. Hani çok süslü, çok güzel görünüyor. Ona da yapacak bir şey yok. Bugünlük söyleyeceklerim bu horoz videosunda bu kadar. Yani köylü horozu hepiniz yakınınızdaki insanlardan da ulaşabilirsiniz. Yani niyetimiz gene de söylüyorum. Biz ticaretini yapıyoruz, satalım değil. Almak isteyene sadece bilgisi olsun. Bilgisi dahilinde de fiyatlandırıyoruz. Yani biz burada yer açıyoruz kendimize. Yeni sezonda civcivlerimiz gelecek. Biz şimdi 18'ini kesip dolabımıza koyabiliriz. İşte 16'sını kaç taneyse. İşte böyle sahiplendirebiliriz. Bakın mesela diğer kümesin önüne gelmiş hepsi tavukları bekliyor. Oradaki horoz bunlara kızıyor. Bu arada videonun içinde de küçükçe şöyle Brahma tavuklarımızda, horozlarımızda bunları da çok soran var bu arada. Göstermiş olalım. Arkadaşlar kesinlikle yanlış anlamayın. Kanalımız, dostluğumuz, arkadaşlığımız baki. Bu konuyla ilgili bir şey yok. Hiç ticaret yapmamıza gerek yok. Ben bu kanalı ticaret yapmak için açmadım. Sizden gelen talepler üzerine sadece benim de bunu zaten burada komşum da geliyor benden sahiplenmek istiyor, alıyor. Daha önce de söyledim, gördünüz hatta birçoğu benim hayvanlarıma benzer. Yani ben burada komşuma yumurta da veririm, horozu da hediye de ederim. Kastım o değil. Lütfen hani dostluk, işte birlikte çektiğimiz videolar hariç ticaret bambaşka bir yerde. Yani her şeyin bir maddi değeri varsa o maddi değerin karşılığı bendeki bu. Yani kimseye zorla da vermiyoruz. Bunu unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bu videomuzu da burada sonlandırıyoruz.